Kulağıma hoş geldin. Bugün aradol.com sohbetlerinde ben varım. Seninle tadına doyulmayan, şahane, hafif, çok lezzetli bir tatlı yapacağım. Hem de sohbet edeceğim. İncir uyutma tatlısı. Tatlımızı yaparken bize gereken malzemeler aslında hepimizin evinde her an bulunan, elimizin altında olan malzemeler. Süt, kuru incir, kuru ceviz ve toz tarçın. Aslında ben bu tatlımı yaparken normal süt kullanıyorum. Ama aradolu.com'da bu güzel badem sütünü bulunca bunu kullanmak istedim. Böylelikle vejeteryenler de rahatlıkla tatlımdan yiyebilecek. Tatlımı 2 kişilik yapıyorum. 2 su bardağı badem sütüne 7 tane kuru incir. Kuru incirlerin sütle birleştiğinde muhteşem bir mayalanması oluyor. Görünce sen de inanamayacaksın. Önce kuru incirlerimizin sap kısımlarını kesip ayırıyoruz. Daha sonra incirimizi minik minik doğruyoruz. Kuru incir aslında sağlığımız için çok önemli bir besin. Bir gece önceden minik doğradığın kuru incirleri zeytinyağında bekletip sabah aç karnına yersen hem bağışıklık sistemine hem de sindirim sistemine inanılmaz faydaları var. Aklında olsun. İncirleri 10 dakika kadar kaynar suda kısık ateşte bırakıp yumuşatacağım. Haşlanan incirleri tabağa alıp suyunu süzüyorum. 2 su bardağı badem sütünü kısık ateşte ısıtıyorum. Sütün sıcaklığı çok önemli. Aynı yoğurt mayalar gibi yapacaksın. Şu serçe parmağı sütün içinde rahatlıkla dans edebilecek. Yani yanmayacak. Ve ağız tadın eğer az şekere alışık değilse bir yemek kaşığı bal ekleyebilirsin. Kenarda bekleyen yumuşamış incirleri ılınmış süte ekleyip blenderdan geçireceğiz. Geldi. Böyle güzel bir kadehe de olabilir ya da istediğin herhangi bir kaseye incir uyutma tatlından ekliyorsun. İstediğin kadar. Benim için bu kadarı kafi. Ve tatlımızı 2 saat kadar üstünü örtüp sıcak bir ortamda mayalanmaya bırakıyoruz. Tatlımız mayalanırken sana bir kitap tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Halil Cibran Ermiş. Bu kitap senelerdir benim başucumda durur. Bazı sabahlar kalktığımda şöyle bir açarım, denk gelen bölümü okurum. Bu sabah bana Çocuklara Dair adlı bölümü denk geldi. Ufacık bir parçasını sana okumak istiyorum. Onların bedenlerini barındırabilirsiniz ama ruhlarını değil. Çünkü ruhları geleceğin evinde. Sizin düşlerinizde bile ziyaret edemeyeceğiniz o yerde yaşar. Ve nihayet tatlımız mayalandı. İş süsleme kısmına kaldı. Şimdi Aradolu'nun bana göndermiş olduğu kuru cevizlerimi güzelce ufaladım. İstediğim miktarda tatlımın üzerine yerleştirdim. Gene Aradolu'nun bana göndermiş olduğu toz tarçından istediğim miktarda güzelce tatlımın üzerine serpiştirdim. Bu ve bunun gibi tarifleri benim Instagram sayfam Mutfakta Hilal Var'da bulabilirsin. İncir uyutma tatlımız hazır.
Afiyetle yiyebiliriz. Ayodoluyla sohbetlerde sağlıklı nice güzel günlerde buluşmak üzere. Hoşça kalın.